Şöyle bir şey yapacağız bugün. Farklı ve sınırları zorlayan bir hareket. Nedir? Bakın elimde bir bardak şekerli su var. Bu şekerli su nereden geldi derseniz. Bakın arkadaşlar, Kemalpaşa tatlısı. Bu Kemalpaşa tatlısıyla ne yapacağız? Kemalpaşa tatlısında değil, Kemalpaşa tatlısının suyuyla arkadaşlar sirke yapacağız. Bugün işte babamların bahçesinden getirdiğim yarı çürük işte ayvalar ve armutların içini yedikten sonra bunlardan kalan ve şeker oranı az olan kabuklar ve parçalarıyla arkadaşlar sirke yapacağız. Niçin peki Kemalpaşa tatlısının şekeri derseniz, Kemalpaşa tatlısının şekeri arkadaşlar olduğu gibi lavaboya boşalacaktı ve çöpe gidecekti. O kadar çok şeker var ki bunun içinde. Yoğun bir şeker var ve bu şeker israf olacaktı. Şeker oranı az olan kabukların şekere ihtiyacı olduğu için o şekeri dökmedim ve israf etmedim. Ne yaptım arkadaşlar? Bir miktarını buna yapıyorum, yarısını buna döküyorum. Yarısını da diğer kavanoza dökeceğim arkadaşlar. Çünkü yoğun bir şeker ihtiyacı oluyor sirkenin. Normal elma kullansaydım veya armut kullansaydım arkadaşlar, bu şekere ihtiyaç olmayacaktı. Çünkü onların kendi şekerleri var etinde. Değil mi? Şekeri var ama bu kabuklarda şeker oranı az olduğu için ben de Kemalpaşa tatlısının arkadaşlar şekerini ne yaptım? Dökmedim lavaboya ve buraya sirkemizin içinde fermente işlemi için kullanıyorum. Bunun gibi arkadaşlar iki kavanoz yapacağım. Bu akşam sadece yediğimiz Kemalpaşa tatlısının ve bu akşam yediğimiz meyvelerin sadece artıklarıyla sirke yaptım arkadaşlar. Bakın aslında ne kadar basit. Artıklarınızla yaptığınız, kenara koyduğunuz sirkeler bir gün sizin katığınız oluyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceden yaptığımız elma sirkesini yarım çay bardağı maya olarak döküyorum. Yarım çay bardağı da arkadaşlar diğerine dökeyim. Şöyle. Oh, onu da döktük. Mayalama da tamamdır arkadaşlar. Silme suyumuz arkadaşlar çeşme suyundan değil, tabii ki kaynak suyundan. Yani çeşitli köylerin kaynak suları var. Ben kaynak sularından besleniyorum arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Kaynak suyundan sirkemizi, doğal sirkemizi yapıyoruz. Silmeye yakın. Evet, ötekini de dolduruyoruz. Arkadaşlar en son aşaması kapakları kapatmak. Kapakları bir el sıkımlığı kapatıyoruz. El sıkımlığı. Bakın sadece dokunacak kadar. Yani şöyle bakın. Parmak sıkımlığı kadar. Sıkmıyoruz yani. Hava alacak kadar boşluk bırakıyoruz. Buradan sinek girmez arkadaşlar. Buradan hava alacak kadar. Sirkenin hava alması gerekiyor. Tülbent de yapıyorlar. Ben son zamanlarda artık havanın akışını ve hava ayarını kendisi oluşturması için kapaklarla yapıyorum arkadaşlar sirkelerimi. İnşallah bunlar da çok güzel sirkeler olacak. 2 aya kadar sirkelerimiz hazırdır arkadaşlar. Ve sirke kurulumu tamamlanmıştır.